Vaginismus en sık olarak primer vaginismus dediğimiz şekliyle ortaya çıkar. Yani bu durumda kişi eşiyle hiçbir şekilde ilişkiye girememiştir. Halen bakiredir. Her ne kadar cinsel ilişkiyi yüzeyel boyutta sürse de, cinsel haz hatta orgazm olabilse de kişi tam olarak eşiyle ilişkiye giremez. En sık görülen formu budur. Sekonder vaginismus dediğimiz ikinci vaginismus türünde ise kişi yine eşini sever, aralarında güzel bir cinsel bağ da vardır, herhangi bir sıkıntı da yoktur. Hatta bu kişi doğum yapmış dahi olabilir. Ancak daha sonra yaşadığı bir cinsel travma sonucunda eşiyle ilişkiye girememeye başlar. Yani daha sonradan ortaya çıkan vaginismus türüdür. Bu daha nadir olarak görülür. Özellikle jinekolojik muayenelerde kişinin oldukça yıpranması, travmaya maruz kalması, canın acıması, bunun haricinde bir takım jinekolojik ameliyatlar, bir takım jinekolojik müdahaleler, bunlar rahim içinden gebelik tahliyesi, kürtaj dediğimiz ya da parça alınması olabilir ya da zor geçmiş bir doğum olabilir. Bunun neticesinde kişinin bilinçaltlarında bir takım korkuların yerleşmesi daha sonra ilişki sırasında kendisini kasmasına ve bunun neticesinde ilişkinin gerçekleşememesine neden olabilir. Aproni genel bir tariftir. Cinsel ilişkinin hiç olmamasını tarif eder. Bunun yanı sıra disparoni de cinsel ilişkide ağrı olmasını tarif eden bir terimdir, tıbbi bir terminolojidir. Disparoni de bir takım organik sebepler, jinekolojik hastalıklar neden olabilir. Bunun yanı sıra vaginismus da bir disparoni, yani ağrılı cinsel birleşme nedenidir aslında. Bazen kişi eşiyle ilişkiye girebilir fakat ilişki sırasında yine kendisini istemsiz kasmasına bağlı olarak İlişkide ağrı acı hisseder. Bu ağrı acı neticesinde de ilişki tatmini oldukça azalmış olur. Tabii ki kadınların beklentilerinin artması, cinsel beklentilerin artması dolayısıyla günümüzde artık disparoni, yani ağrılı cinsel birleşme ve anorgazmi, yani orgazm olmaması gibi sebeplerle pek çok kişi cinsel terapi kliniklerinin yolunu tutmaktadır.